Direkt sorayım mı? Yapıştır abi. Ne zaman yaş almayı, yaşlanmayı düşünüyorsun? Aa, hadi. Bu çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir iltifat mı diyeyim artık, yok, neyse. Gerçekleri söylüyoruz efendim. Aa, çok teşekkür ederim. Ne zaman yaşlanacaksın Serdar abi? Vallahi abi yaş gidiyor ama bunu söylemen çok hoşuma gitti bu arada. Şimdi yeni sezon, yeni umutlar, yeni başlangıçlar, evet. Ama çok ciddi bir rekabet var. Evet. Nasıl olacak? Bunun altından nasıl kalkacak? Dijital dünyada da aynı rekabet var. Televizyon dünyasında da aynı rekabet var. Neler olacak bu sezon? Biz rekabetle hiçbir alakamız yok bizim. Zaten 9 sene doldu, 10. Evet. Seneye giriyoruz. Evet. O yüzden rekabet edecek bir şey görmüyoruz kimseyi. Rekabete girmek gibi bir şeyimiz de yok. 9 sezonla neler değişti hayatında? Başladığın noktadan bugüne ya da bugünden başladığın noktaya baktığın zaman neler görüyorsun? Hiçbir şey değişmemiş diyen sendin. Yok şöyle. O kadar garip ki 2014'te başladık biz bu işe. 2014'ün yazındaydı galiba. O dönemden bugüne izlerken bazen eski sezonlara bakıyorum. Ne kadar samimi ve ne kadar güzel iş yapmışız. Ama şey var tabii. Bugün oynasam daha güzel oynardım falan. O var yani. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Çok güzel bir ekip olduk. Hani böyle şey vardı ya, klişe. Yani biz çok güzel bir aileyiz bilmem ne vesaire. Biz gerçekten öyle olduk. Ve şey, koşa koşa İzmir Ödemiş bizim bayağı bildiğiniz, hani kendi memleketimden daha başka bir memleket oldu. Aynı şekilde devam şöyle ediyoruz. Şöyle bir şey var. Muhtarlığa adaylığını koysan herhalde seçilirsin. Muhtar az söyledim. Bayağı belediye başkanlığını alırız herhalde yani. Peki abi. Sosyal medyayla aran nasıl? Sıklıkla bakar mısın? Aslında bakmıyordum. Son dönemlerde özellikle hani hem gündem takip etmek için hem de evet ya ben niye yapmıyorum deyip de daha yeni yeni yola çıktım yani açıkçası. Sosyal medyam çok kuvvetli. Zaten takipçilerim yüksek ama hiç çok fazla ilgilenmiyordum. Şu anda mesela ilgilenmeye başladığımda da çok güzel tepkiler aldım. Hoşuma da gitti bu arada. Devam ediyorum. Sıklıkla bakar mısın DM kutusuna? Şu anda bakıyorum. Eskiden hiç bakmıyordum. Çok ilginç mesajlar geliyor. Yalan söyleyeyim, çok ilginç mesajlar geliyor. Evet. Mesela abi en ilginç mesaj neydi? Şöyle bir mesaj geldi. Anneni buldum. Babanı da buldum. Yakında ev adresini de bulacağım. Seni bulacağım diye. Ciddi misin? Vallahi. Böyle DM'den alev atan falan oluyor mu? Alev zaten geliyor. Alev, vallahi kalpler mi? Vesaireler o zaten geliyor DM ama bu yangın dedi... yeri diyoruz. Aynen ama şey olarak ilk defa ben de öyle bir şey. Anneni buldum, babanı da buldum. Ya bulduğu yerde Instagram. Adresini de bulacağım, seni bulacağım diyen böyle hayranlarım var. Kaç sağ olsunlar. Nasıl geçiriyorsun artık sosyal medyada? Bu ara bir saati buluyor galiba bir günde. Günde bir saati abi buluyor. Sana madalya takmak lazım. Günde bir niye? Gerçekten insanlar 5 saat, 6 saat bu işin ortalaması 7 saate kadar çıkmış. 7 saat. 7 saat. Allah yardımcılar olsun. En azından senin sigortaya ihtiyacın yok. Aynen, işçisi aynen. Değil misin? Aynen. Peki çok teşekkür ederim ben abi. İyi sezonlar. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çağla kız bayağı.